toprağı, havası, suyu tertemiz bir ülkede yaşamak istiyoruz. Katı atıkların çağdaş yöntemlerle toplanması ve yok edilmesi için bir adım atıyoruz. Atıklarımızı azaltmak için çalışıyoruz. Bahçe ve parklarımızdan topladığımız ağaç dalları ve yapraklarla topraklarımıza kompostu armağan ediyoruz. Kompost, her türlü sebze, meyve ve bahçe atıkları kullanılarak yapılabilen, toprağı zenginleştiren çok değerli bir toprak besin maddesi. Kompostlama yapalım, atıklarımızı azaltalım. Efendim merhaba, iyi günler, hayırlı cumalar diyelim. Bugün yine her hafta cuma olduğu gibi Sayın Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar'la birlikteyiz. Tabii gündem bugün tamamen Başbakan'ın açıklamaları üzerine şekillendi. Dün bir basın bilgilendirme toplantısı, basının bilgilendirme toplantısı yapacağı ifade edilmişti. Biz de tabii yerimizi aldık, gittik canlı yayınla sizlere aktardık bunu. 1,5 saate yakın bir basın toplantısı oldu ki bayağı uzundu, farklı konulara değinildi. Dünden bugüne, yani yaklaşık 8 gün oldu hükümet güven oyu alalı. Bu 8 gün içerisinde yapılanlar ve yapılacak olanlara ilişkin konuları değindi Sayın Başbakan. Tabii değindiği konular arasındaydı. O yüzden biz de bugünkü konularımız içerisinde var. Diyalog TV'de önceki akşam Halk Meclisi programında ortaya çıkan, kamuoyunun bilgisine gelen ve Diyalog Gazetesi'nin yayınlarıyla perçinleşen bu Taşkent Kooperatifi'ndeki vurgun olayla ilişkin, insanların parasının iç edilmesi olayla ilişkin Sayın Başbakan'ın da devreye girdiği, çünkü şirketler mukayyetliği kendisine bağlı ve bu konuyla ilgili de yine basın toplantısında kısa da olsa bir bilgi verdiği, konuyu takip ettiğini söyledi Sayın Başbakan. Birçok farklı konuya değindi. Kıbrıs sorunu başta olmak üzere yerel yönetimler reformu, nüfus sayımı yapılacak işler, istihdamla ilgili sıkıntılar, bütçe konusuyla ilgili verilen mesajlar, birçok farklı konu vardı, bet ofisleri vesaire. Şimdi tümünü konuşmaya çalışacağız Sayın Akar'la birlikte, Sayın Başbakan'ın verdiği mesajları ve bu da bir bilgilendirmeydi. Artık haftada bir dedi Sayın Başbakan, bu tip basın toplantılarını Perşembe ya da Cuma yapacağını ifade etti. Tabii bir bakıma da iyi olacak. Sürekli soru sorma platformu bizler için de kurulmuş olacak. Sizlerin merak ettiği konuları da aktaracağız böylelikle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Evet, önce başlayalım hemen dilerseniz. Sayın Başbakan'ın basın toplantısında sizin için öne çıkan hangi unsurlar vardı? Neler dikkatinizi çekti? Bir takım veriler de paylaştı Sayın Başbakan. Rakamlar paylaştı. Bunlar da önemliydi tabii. Sizin için ama flash hangi noktaydı? Evet, öncelikle tüm izleyenlerimize sevgi saygılarımızı gönderelim. Şimdi tabii ben peşinen bu basın toplantısını düzenleyerek çok kısa sürede, çünkü daha yeni başbakan oldu Tufan Bey. Kısa sürede basının karşısına çıkmasını ve kamuoyunu bilgilendirmesini öncelikle çok takdir ettiğimi söylemek isterim. Geçmiş dönemlerde özellikle son 20 aylık dönemde UBP-DP hükümeti döneminde haber kaynaklarına ulaşmak bile bizler için çok büyük bir sıkıntıydı. Herhangi bir bilgi almak için özellikle üst makamlara, başbakana başvurmak ve ondan cevap almak adeta bir mucizeydi, yani mümkün değil gibi bir durumdu. Kendisi mutluysa bu geçirdiği dönemden söyleyecek bir şey yok. Ama kamuoyunun pek mutlu olduğunu söyleyemeyeceğim. Buna karşılık işte ama halk yine bizi birinci seçti derse, onun da farklı nedenleri olduğunu elbette kendisi de biliyor. En büyük neden de Kıbrıs konusunda Ulusal Birlik Partisi'nin taviz vermeyeceği inancı var halkta. İkincisi, çok tabanı çok kuvvetli bir partidir.
Bu tek kişinin şahsında toplanmış bir güç değildir. Geçmişten gelen bir güçtür. Dolayısıyla Sayın Erhürman'ın kısa sürede başbakan olarak yapılanları ve yapmayı düşündüklerini açıklaması benim açımdan, halkımız açısından da eminim, takdir edilmiştir. Basın toplantısının büyük bir bölümünü izledim. Oldukça detaylara girdi. Benim açımdan öne çıkan bir belediyeler konusunda kendi hükümetlerinin döneminde reformu mutlaka yapılacağını söyledi. Ama bunun ne şekilde yapılacağını, ne düşünüldüğünü tabii şu an itibariyle bilemeyiz. Önümüzdeki süreçte göreceğiz bunu. Ama çok önemli bir şey vurguladı. Dedi ki, zaten tüm belediyelerin dedi, gelirlerinin bütçenin %98'i dedi maaşlara gidiyor dedi. Erenköy'den başlayarak soruldu kendisine, tüm belediyeler mi? Tümü böyledir dedi. Belki bazılarının %70'e 30'dur, belki bazılarının 80'e 20'dir, 90'a 10'dur, 95'e 5'tir ama gerçek durum budur. İşte bu reform yapılırken bu personel sayılarının nasıl azaltılacağı ve ne şekilde azaltılacağı çok önemlidir. Öylesi bir adım atıldığında sendikaların tavrı çok önemlidir. Ama ne isterse olsun artık bir noktada cesaretle bir karar verilmelidir. Aksi halde bu karar verilmezse bütün belediyelerin sonu iflastır. Yani bu bellidir. Şu anda Lefkoşa Türk Belediyesi, örneğin en büyük belediye, maaş ödeyebiliyor ama öte yandan yatırım yapamıyor. Yani bizim bu sanayiye girişteki o çukurlar, dev çukurlara baktığımda her gün düşüyoruz içine ister istemez. İster istemez. Memleketin diğer taraflarındaki yollar da çok kötü. Ama Lefkoşa'nın yolları da çok kötü. Yatırım yapamıyorum. Diğer belediyeler de ciddi sıkıntılar var. Ülkemizin genelde bir yeşillendirme sorunu var. Dolayısıyla bu benim için önemliydi. Bunun dışında yine Sayın Başbakan'a teşekkür edeceğim bir konu var. Taşkent köy kooperatifindeki yolsuzluk skandalı. Basın toplantısı öncesinde köyü temsilen gelen heyetle, muhtarla ve kooperatif başkanıyla görüşmesi heyetle. Bizim yayınlarımızdan sonra dün beni aramıştı kendisi. Yaptığı girişimlerden bahsetti. Bu da çok memnuniyet verici. Anında olaya el atması, polisi harekete geçirmesi, mukayitten izahat istemesi, mukayidin de kendisine bugün itibariyle 4 dosyayı teslim edeceğinin garantisini vermesi. Teslim bu, ettiğini söyledi. Bu konunun yargıya taşınacağını açıklaması son derece önemlidir. İşte ama burada ikinci önemli noktaya da bir açıklık getirmesi çok kısa bir süre içerisinde, yani birkaç gün içerisinde açıklık getirmesi önemlidir ve gereklidir ve şarttır. Nedir o da? Şimdi diyor ki adam, ben yatırdım bir miktar para, onun faizciğini alırdım, çocuğumun okul parasını öderdim. Şimdi para da battı, faiz de gelmiyor. Bu defa ben maaşımın 1000 lirasını çocuğuma veriyorum. Okul parasını. Okul parası geriye kalıyor bende 2000 lira. Nasıl geçineceğim diyor adam. Öteki diyor ki ben bugün yarın ölürsem diyor, eşini ve çocuğunu şehit vermiş bir ana ki benim içim sızladı. Çok insanın da. Ben diyor ölürsem kefen paramı isterim, çocuklarım versin ki tün yeni bir şey öğrendim. Kızının çocukları da özel eğitim ihtiyaçlı olduğunu öğrendim. Bu Cemali Hanım'ın. Öyle bir de aile sorunları var. Acı üstüne acı yaşatma hakkımız yoktur bu insanlara. Ve o kadın gözü açıkken parasının sağlam olduğunu, yerinde durduğunu bilmesi lazım. Ki vicdanın rahatlayalım. Sayın Başbakan'ın bunu da tamamlaması halinde çok yararlı ve önemli bir iş yapmış olacağını söylemek isterim. Bugün basın toplantısı içerisinde bir park projesinden bahsetti. Berete'nin karşısında. Projesi hazır. Daha doğrusu... Yok, proje hazırlanacak. Hazırlanacak. Yeri filan ayrılmış. Yeri ayrılmış. Proje için 1 milyon Türk lirası bir
meblağ ayrıldı. Kaynak ayrılması gerekirdi. Bütçeye onu ilave etmişler. Güzel bir şey. Lefkoşa'nın güzel bir parka ihtiyacı var. Keşke belediyeler paralarını istihdama harcamasa da parkları yapsalar da bu iş devletin sorumluluğuna girmeseydi. Normalde bütün dünyada belediyelerdir parkları yapan. Ama bizim belediyelerimiz hem çağdaşlıktan bahsederler bir taraftan da maaşlara gider bütün gelirleri. Onun için parklar da böyle devlete kalıyor. Devlet de bir hükümet başlatıyor, öteki durduruyor. İnşallah bunların ömrü yeter. Projeyi yaparlar. Evet. Bakarsın yarın pat hükümet düşer. O bir milyon da gider. Ve bu iş kalır. Halbuki bu taraftan Taşkent Kooperatifi'ni 2,5 milyona kurtarırlar. Yani keşke orada olsaydım. Ben söyleyeceğim 2,5 daha koyun da. Yani bu iş... Bu 83 milyon zaten artı bir bütçe. Mağdur iyisi. 3 milyon yapalım. Fazla varsa şu anda bir karar alsın, çağırsın Maliye Bakanı da. Bu kararı versin, bu insanları kurtursun derim ben. Erenköy Belediyesi'nin kapattı diye çöpler sokaklarda. Çok ciddi hastalıklar gelecek. Belediye bağlı 9 mu 12 köy mü ne var? Bu köylerde de toplanmıyor çöpler. Ne olacak sonra? Ebu Dava gider toplarlarsa sendika dur bakalım. Paramızı ödemediniz. Bir eylem var burada. Eylem yok aslında. Grev yok. Ne ister sağ olsun. Maaşların ödenmemesi ayrı bir konudur. Çöplerin toplanması sağlık açısından ayrı bir konudur. Oraya giderler. Bu çöpleri... Önümüzdeki hafta bu konuyla ilgili adım atılacağını da ifade Mehmetçik etti. Mehmetçik Belediyesi'nin yardım isteyebilir. Yakın belediye orada. Olabilir. Karpaz'dan isteyebilir, bir yerlerden isteyebilir. Sayın Başbakan'a sorular da vardı. Israrla biraz ben sorularda bazı soruları şey buldum. Yani sipariş gibi buldum, onu da söyleyeyim. Eğri gördüğümü, eğri doğru gördüğümü doğru söylerim. Bet ofisler. Ne olacak? Bet ofisler, Sayın Başbakan bet ofis işletmecileriyle bir toplantı yaptı. Bence çok iyi yaptı. Onların görüşlerini de aldı. O toplantıda bet ofislerin devlete çok büyük miktarlarda vergi ödediğini de söyledi. Doğruya doğru dedi. Bence de bu doğru. 657 kişi istihdam 51 bahis evinde. Bunun dediği muhasebeleriyle falan filan düşünürsek 1000'e yakın istihdam dedi. Evet. 6 milyon 750 bin euro spor dairesine gelir. 3 milyon 967 bin dolar stopaj. 4 milyon 50 bin dolar vergi. Yani 4 milyon dolar. 4 milyon dolar da vergi. Yani bu ediyor 8 milyon dolar yaklaşık dolar bazında. 7 milyon da euro bir para vardır burada. Büyük bir gelir. Efendim şimdi biz de küçük toplumda olduğumuz için eğer bir kişi kendine hakim değilse gider Beethoven'e bütün parasını harcarsa da eve döndüğünde karısı derse hani bugün eve deterjan getirmedin çamaşırları nasıl yıkayacağım? Hani bugün et getirmedin çocuklara ne yedireceğim? O da parayı betteydim derse o kadın, o aile kapansın bu betofisler. Mahvetti ailemizi diye bağırma hakkına sahiptir. Bağırır. Şimdi ama betofisleri kapattın. Ama Avrupalı olmak istedik. Avrupa'da vardır bu betofisler. Metan sınır kapısını geçer geçmez vardır. Yani kapatmak betofisleri bir çare değildir. Ha ben bet oynamam onu da söyleyeyim. Beni bir kişi bugüne kadar betofislere girdiğimi gördüyse çıksın karşıma. Ben bet oynamam. Ama oynayanlara da karışmam. O onun kültürüdür. Onun şeyidir. Zaten bir insan eğer cebinde 10 lira varsa da onunu da gidip bet harcayabilecek bir insansa başka yerde harcayabilir. Başkaları da harcayabilir. Telefon açar, bir güzel kadın getirir, o gece de harcayabilir. Şampanyası, viskisi, otel odası. Gene gider para. Gene gittiğinde evde kadın eti tavuğu bulmaz bundan deterjanı. Onun için ha aile apartmanlarının altında varsa, aile apartmanlarının altında da onları sakıncalı görürler, iyice değerlendirirler.
O zaman buna vurgu yaptı. Yani mesela kuralları sıraladı Sayın Başbakan. Olmaz yani, kanunda yazan neyse o şekilde olacak dedi. Denetlemeler yapılacak. Özellikle 100 metre varmış bu eğitim kurumlarına vesaire falan. Tamam. Onu alsın. Onları, evet. Bu 51 sayısı dedi. Aşağı yukarı biz mutabıkta kaldık dedi. Onu alsın. Hatta 40'a falan düşecek. Hatta eğer dedi. Eğitim kurumunun yanına bir izi verdiyse birisi onunla sorgulasın. Evet. Sorgulayamaz diye bir durumda ne verdin? Niçin verdin? Buna kimse bir şey demez. Ama vuralım kapılarına, kilit de gitsin. Bu paraları da almayınca nasıl ödeyecek ya senin ondan sonra ihtiyaçlıklarını? İşte. Parçayını nasıl yapacak, bilmem neyini nasıl yapacak, bilmem neyini. Ondan mı Türkiye versin? Türkiye de istemiyor zaten. Bağırır her gün. Gelelim bir soru da sordu. Kazinolar dedi bir tanesi galiba kendisine. Yerlilerin girmesi. Şimdi ben geçmişte de hiç parmağımın arkasına saklanan bir insan değilim. Çok yazı yazdım. Kazinoların sayısının kısıtlanması, bir rakam belirlenmesi ve durması lazım diye. Durmadılar. Devam ettiler. Başlangıçta iyi niyetle bir yasa yaptılar. 500 yatak yapana vereceğiz dediler. Döndüler bu arada apartmanlara da verdiler. Adamın apartmanı var, partiliymiş. Kazinoyu da verdiler. Yetiştik verdik, bir şey yapamayız dediler sonra. Ama baktın gördün ki sen artık sayı yükselmiştir. Bu daha o 500 yatak zorunluluğunu 1000 yatağa çıkar. 1500 yatağa çıkar. 1500 yatağı doldurma garantisi veren bir adam o kadar büyük bir o tesis yapacaksa, 200 milyon dolar yatırım yapacaksa bu ülkeye, o zaman demek ki bu ülkeye turist de getirecek demektir. Doldursun diye bu 1500-2000 yatağı, ona göre tedbir alırsın. Şimdi yerlilerin oynaması konusu. Artık öyle bir noktaya geldi ki önümüzde 2 ay vardır sadece. Mart ve Nisan Rum tarafının açıklamaları çerçevesinde hareket ederlerse o yapılacak yatırım ana kazino belki 2 yıl, 3 yıl sonra devreye girecek. Çünkü bu yılda o kazinonun projeleri çıktı. Münhal ilanı edildi, 6500 istihdam yapacaklar ve Rum hükümeti buna büyük bir umut bağladı. Yılda 300 bin fazladan turist gelecek ve yılda 500 milyon eurodan fazla ekstradan gelir elde edilecek. Onun iznini verdi, tanıtımlar başladı, projeler açıklandı ve bu tesis Limassol'da yapılacak. Fakat 4 tane bu anaya bağlı olacak olan şube bu yılın Nisan ayında açılacak. Ve bu 4 tane şubeye bırakın yerliler gidebilecek, 25 yaşın üstündekiler. Ama 25 yaşın altındakıların da kazino içinden geçerek daha uygun makinelerde oynamasının da formülünü arıyorlar. Bunu bizzat Lakotripis açıkladı. Rum Enerji, Turizm ve Sanayi Bakanı. Şimdi yerlileri Rum tarafı bıraktığında sen de burada yasakladığında tamamen oraya gidecek değil mi? Nasıl engelleyeceksin? Lokmacıda diyeceksin. Nereye gidiyorsun? Gazinoya gidiyorsan geçişine izin vermem de hemen. Onun için bunu da Avrupa'da nasılsa Avrupa Birliği ülkelerinde o kuralları. 2 sene evvel böyle bir endişe oldu. Diyebilirdin tamamen kapansın. Yerlilere, yerliler girmesin diyebilirdin. Ama şimdi Rum tarafı fonksiyonu vardı. Yani adam da binip uçağa gidip Londra'ya gazino oynayacak insan sayısı parmakla gösterecek kadar azdı. Gitmezdi veya Avusturya'ya, Viyana'ya. Malta bugün kazino turizmiyle kalkınmaya çalışır. Çünkü iyi değildir. İspanya aynı şekilde. Girerlerse Google'da onlarca satılık kazino işletmesi var. Buradan para toplamaya çalışıyor İspanya hükümeti. Bütün AB üyesi ülkeleri de var. Nedir ama mesela? Mesela şimdi Rum tarafında bu rekabet olayı başlayınca ve orada yerlilerin girişi serbest olacak diye bizde de yerlilerin girişi için bir üyelik, abonelik sistemi gündeme getirilebilir.
ve işletmeler de bazı işletmeler de özellikle öğrencilerin kontrol edilmesi, onların zarara uğratılmaması konularını takip edebilir. Senetle oyun oynadan kazinolar olduğu iddiaları vardır. Bunları denetleyebilir. Bet ofis işletmecilerinde yaptığı gibi kazino işletmecilerine çağırıp Sayın Başbakan bu konuda alınabilecek önlemleri görüşmesi ve iyi bir sonuca bağlanması çok önemlidir. Çünkü az önce bette konuştuğumuz 8 milyon dolar yılda 7 milyon da euro var iken kazinolarda bunun kat üzerinde gelir sağlamaktadır. Yunan adalarında kazinolar vardı. 1,5 milyon Türk turist gitti geçen sene Yunan adalarına. Ezici bir çoğunluğunun bu ziyaretteki amacı kazinolara gitmektir Türkiye'de. Dolayısıyla bu sektör artık bütün dünyada turizmin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Önemli olan gerekli önlemlerinin alınması ve o şekilde hareket edilmesidir. Denetleyeceğiz dedi Sayın Başbakan. Ama yani bu konuda dediğim gibi bet ofisleriyle yaptığı gibi kazino işletmecileri bir araya gelmesinde ben fayda görürüm. Oturup konuşsunlar. Eğer yeni tedbirler alınacaksa yatak sayısının artırılması ve 1000 yatak, 1500 yatak yapanlara artık izin verilecek. Herhalde kazino işletmeciler birliği de buna tepki göstermez ya da karşı çıkmaz diye düşünüyorum. Bir orta yol bulunur. Evet, o zaman buradan şeyden devam edeyim şimdi. Başlıkların içerisinde bir de dikkatimi çeken benim şeydi. Kıbrıs konusu da başladı. Evet, onunla başladı. Hatta birisi işte çözüm vaadiyle geldiğiniz zaman herhalde okumadı hükümet programı. Evet, Sayın Başbakan dedi ki bizim hükümet programımız yoktur. Bunu başından beri biliyoruz, yoktur hükümet programında. Çünkü uyum yoktur partiler arasında dedi, açık açık itiraf etti. Yani bir Demokrat Parti ile bir TDP ve CDP arasında uyum beklenemez bu konuda. Halkın Partisi de CDP ve TDP'den farklıdır biliyorum Kıbrıs konusundaki görüşleri. Dolayısıyla bu hükümetten Kıbrıs konusunda ortak bir karar beklemek yanlış olur. Yani çözüm hükümeti zaten kabul etmediniz Sayın Başbakan. Aynen böyle öyle. Bir şey yok dedi ama doğalgazla ilgili orada tepkilerini ortaya koydu. Onlar da gelinen sürece ilişkin Sayın Başbakan'ın konuşması içerisinde öne çıkan konulardan biriydi bu da. Çok değinmedi ama aslında günün konusu şeydi, gece kulüpleri ile ilgili. Lefkoşa Türk Belediyesi'nin hatta adım bugün tüm gazetelere yansıdı zaten. Dün bizler de oralarda gidip söyleşileri de yaptık. Sonuçta işletmeciler de kendini mağdur görüyor bu konuya ilişkin olarak. Ama bu da ciddi bir konu olarak karşımıza duruyor herhalde. Dünkü durumdan sonra ne düşünüyorsunuz? Evet. Bir defa şunu söyleyeyim. Bizim ülkemiz eğer bugün Kıbrıs'ın kuzeyi kendi ayakları üzerinde duramayan bir ülke haline gelmişse, duramıyorsa daha doğrusu, hiçbir gelişme gösterememişse, eğer devlet olma gereklerinin büyük bir çoğunluğunu yerine getirdiği halde, yani bakanlıklar, yargı, meclis, şu bu, o organları kendi imkanlarıyla çalıştıramayabilecek durumda değilse, maaşlarını ödemekte bile zorlanırsa, şunu anlamak lazım ki, geçmişten bugüne olan siyasette ciddi bir yanlışlıklar var. Bu yanlışlıkların temelinde ise popülizm vardır. Biz geldiğimizde kerhaneleri, kumarhaneleri, hepsinin kabaracak denler vardır. Biz bilmem bunu insan ticaretini önleyeceğiz denler vardır. Da ne yapacak? Onu söyleyen yoktur. Bilmem sen gittin mi? 7-8 yıl önceydi. Ben İngiltere'deki turizm fuarlarına uzun yıllar, 10 yıl falan hep gittim devamlı. Kendi imkanlarıma giderdim. Çünkü bir de turizm dergisi çıkarıyordum aylık, 3 dilde. İngiltere'nin bölgesel fuarlarına gittim. Yani Dünya Turizm Fuarı Londra'da olanın dışında Manchester, Birmingham, Glasgow, Dublin. Bu fuarlarda gezmiş birisiyim. Çok defa, çok da bilgi sahibi olduğumu iddia edebilirim.
Bir daha da Berlin'de vardı. Oraya gideyim dedim. Gittim yani. Bakanlığınla beraber götürdü. Bir gazeteci vardı böyle 15-20 tane. 10 kişi. İstisnasız söyleyeceğim. Berlin'de meğer bir yer varmış. Oraya gidermişin. Duşlar, saunalar, yüzme havuzları. Bir arada kadın içerisinde. Beğendiğin kadını anlaşın. Üşleti de öden. Eğlenceni yapan gidersin. Bütün ekip bizim deli oluyorlar. Nasıl gidilir, nasıl gidilir? Biri resepsiyona gider, biri gelir, biri koşar, biri gelir falan. Gene bizim Kıbrıslı arkadaşlıklarımızın büyük bir çoğunluğu memlekette Amsterdam'a giderler, gelirler şimdi. En yoğun hat Amsterdam'dır. Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olanlar Larnaka'dan. Bir kalkış, bir iniş Amsterdam. Evliler de gider. 200 euro, 300 euro. Bekarlar da gider. Bilmem sen gittin mi? Ben gittim. Gittin, bravo. Ben aileyle gitmiştim iki kez. Öyle bir tanesi bekar günü. Bekar gittim. Günü belli. Ha, geçen Amsterdam'ın en meşhur caddesinde camların önünde alt üst kat sıralı değil mi bayanlar? İstediğin gibi giren içeriye pazarlığını yapan serbest. Şimdi Avrupa, Avrupa, Avrupa diyenler bize bir çözüm verecek. Programa girmezden önce meramı giderme için, çünkü Güney Kıbrıs'ta gece kulüplerine gitmedim hiç, yalanı yok. Ama bazı publara gittim, Rum meslektaşlarım götürmüştü beni. Publarda da kadınlar var artık, yabancı servis yapar da anlaşırsan 12'den sonra kapanca pub arkadaşlık eder sana. Şimdi böyle bir şey var toplumda, yani bir taraftan gidecek Amsterdam'a camların önünde görecek. Aman Allah'ım diyecek, cennete girdim, koşacak, içeri girecek. Gidecek Berlin'de o meşhur elleri arama için resepsiyonlar, internetler, şunlar bunlar, çılgın gibi. Burada kumarhane erkenler hepsi kapanacak. E ne yapacak bekar olanlar veyahut da zevki bu olanlar? Bunu şeye vurgu yapıyor. Sağlığını kontrol ediyor musun? Yetersizse edeceksin daha çok. Çok önemli. Bunların şiddet görüp görmediğini çalıştırılan kadınların kontrol ediyor musun? Etmiyorsan suç senin suçun. Kadınlar şiddet görüyor diye bir iddia çıktığı zaman ortaya, kapatmak değildir yöntem. O şiddeti ortadan kaldırmaktır. Yapıyor musun? Yapmıyorsun. Ama ben popülizm yapacağım. Kapattım vurdum kilidi gitsinler bir günde. Batarsa batsınlar, bana ne be deyip bu popülizmden da oy toplayacağım. Çünkü çukurlar durur, kapatamadık. Her taraf durur, dökülmüş, bir park yok, hiçbir şey yok Lefkoşa'da. Bununla 3 ay sonra seçim vardır, oy alacak. Kusura bakmasın. Sevdiğim bir arkadaştır, gene severim. Ama ben bunu anlamam. Ama bir fark var Reşat Bey. Şimdi verdiğiniz örneklerde kadınlar kendi tercihiyle yapar bu işleri. E buradan yani üniversite öğrencisidir, çıkar Amsterdam'a bir seçine biner, gelir, girer kabincinin içine. Kendi kazanır, vergisini öder falan filan. Ya da Almanya'da her neyse. Hı. E bizde öyle değil, getirirler. İnsanları pasaportlarına el kollar. Yani sistemde sorun var. Yoksa ne dedi seks biraz işçiliği, önce? Seks işçiliği dünyanın en eski mesleği denir. E bu gene yapılabilir da. Yani o kurallar manzumesi uygulansın. İnsanlar kendi istediği gibi gelip yapacaksa yapar bu işi. Nedir zaten. Biraz önce dedim ki yanlış varsa düzelsinler. Onun tedbirini alsınlar. Yani köle muamelesi varsa kesinlikle şiddetle karşıyım, durdursunlar. İnsanlara baskı, dayak varsa kesinlikle karşıyım, durdursunlar. Böyle bir şey kimse savunamaz. İnsan haklarına aykırıdır zaten. Ama ben kapattım, başınıza gelin çekin, farklı bir yöntemdir. Şimdi bak, Lefkoşa'nın Kıbrıslı Türkler 74'ten önce nereye giderdi? Lefkoşa'da geçtiğinde Rum tarafına bir şeye giderlerdi. Uzun yolda alışverişe, şimdiki gibi, bir de oradaki gece kulüplerine giderlerdi. Bir cadde olduğu gibi gece kulüpleri caddesiydi. Bir de nereye giderlerdi? Tahtakale'ye yakın bölgede genel evler. Sıra sıra kapı önünde dizili dizili giderlerdi. Şimdi Rum tarafına gece giden insanlar, çok insan vardır.
buradaki gece kulüplerine gitmek istemez, oradaki gece kulüplerine gider. Barlara gider, paplara gider. Az önce de söyledim, barlarda, paplarda da işlenen ana tema budur. Bu neyi getirecek? Kontrollü iş yeri çalıştırmaya kaldırdığın zaman bir süre sonra göreceği ki bu ülkede masa salonları patlaması olacak. Apartman dersin kiralayacak, üstünde yazmayacak masaj salon diye. Da bak neler olacak. Yasak daima başka şeyi de beraberinde. Yasaklar daima daha kötüsünü beraberinde getirir. Ama kontrollü bu işi yapmak farklı bir yöntem. Merkezi hükümete düşer. Birçok ülke biliyorsun yapsın. Bugün tanınmamış ülkeler var, tanınmışlar var. Tayvan'a bunu masaj için giderler, Singapur'a masaj için giderler. Güzellikleri de görmek için tabii ama dünyada değişiktir artık turizm çeşitleri de. Efendim bizim ya isterik deli oluyoruz Rumundan birleşelim. Hepsi bunların var o tarafta. Hepsi var. İki tane hepimizin bir tanesini sen de yaşadın, ben de yaşadım ama bir tane çok emin yani bizzat olayı yaşamış insanlardan dinlediğim olay var anlatmak istediğim. Bir tanesi ben daha çocuk yaşlarımda abim evlendiğinde benim genç yaşlardaydım. Çetinkaya kulübüne giderdik. Kayınpederini arayalım veya götürelim diye bazan. Bakardım masada paralar masanın üstünde kağıtlar döner. Ya. Bütün gruplarda oynanıyor. Ben de çocuk. Bunun adı nedir? Oynanırdı. Bu nedir? Kumar değil midir bu? Daha kötü bir şey olay o dönemde. Bunu 75-76 yılında öğrendim. Bir tane kadın yürüyemiyor doğrusu böyle engelli yürümekle zorlanıyor. Ayak falan el düzgün değil. Ağız konuşma kaçmış. Çok önemli bir eşi vardı. Toplumun çok iyi bildiği o zaman. Ne olmuş? Bir oyun sırasında paranın dışında bahis koyduğu için kadın da bunu duyduğu zaman bu hale gelmiş. Kontrolsüz işler çok daha tehlikelidir. Onu söylemek istiyorum. Çok şeyler insanlar bahis koyabilir. Bu küçücük ülkenin artık bu saatten sonra popülizmle yönetilme dönemi bence kapanmıştır veya kapanmalıdır. Ha kapanmazsa ne olacak da böyle gidecek? Daha da çakılacak duvara. Daha da çakılacak. Daha fazla insanlar başka arayışlara girecek. Yoktur bunun şeyi. Yani şimdi ben geçeceğim Metehan sınır kapısını, orada Betobis geçer geçmez. Sen bana burada kapatırsan ki kapatmayacak dedi ama ne yapacağım? Gideceğim orada oynayacağım. İnternetten oynayacağım. İnternetten oynarlar bugün çoğu. Engelleyebiliyor mu? Ne bilir? İnternetten oynayan çok insan var. O tabii apayrı bir başlık şimdi sanal bahis olayı. Tamamen öyle. Ve bir de dikkat ediyorum. Bütün bu olaylarda yük gene kimin üstüne çıkıyor? Yük gene polisin üstüne çıkıyor. Ben bugün Girne'den Lefkoşa'ya gelirken baktım en nihayet Allah'ım dedim direksiyonu bırakıp şükürler olsun sana baktım otları temizliyorlar. O orta refüjde ağaç olmuş yola vurur. Allah da kalbimin sesine baktı herhalde. Orayı geçtikten 5 dakika sonra yağmur yağmaya başladı. Beni de bir dostum aradı. Ya hayırlı cumalar dedi. Dur ya dedim de sen cuma derdemiz yağmur başladı dedim. Ama kim eziyeti çekirdi orada bir mi? 5 tane 4 tane çalışan vardı. Ondan da polis vardı. O 4 tane çalışana biri çarpmasın diye. Polis arabası 5-6 tane polis kapattı yolla sıra. Vücutlarını siper ettiler. Biri gidip vurup öldürmesin diye çalışanları. Çalışıyor. Ot temizlenecek polis. Değirmenlik Belediye Başkanı geçen gün ziyaretime geldi. O da söyledi. O Ercan yolunu polis bulamıyor koylumda. Temizleyelim biraz ya. Polisler sıkıda yok. Polis yok.
O konuyla ilgili de konuştu Başbakan aslında. Güzel bir şey söyledi. Ebe hemşire, yani sağlık, gümrük ve polise muazzam, yani bütçenin, ekme sahibi bütçesinin %90'ı bu üç sektöre gidiyor. Biz bunu masaya yatıracağız ve bu insan kaynaklarını artırmamız gerekiyor dedi. Bunu konuşacağız. Vallahi masaya yatırma yok. Polisin raporu oradadır. Aylardır polis, bir yıldır, iki yıldır 600 tane eksiği olduğunu söylüyor. Derhal bir an önce yapması lazımdı bunu. Bunu büyük bir eksiklik gördüm bugün. Ben beklerdim desin ki hemen derhal 300 tane polis minhal için ilan veriyoruz. Veya bir an önce bu reformun adımlarını atsınlar, çağırsınlar belediye başkanlarını. 40 yaşın altında kaç kişi varsa tespit etsinler. Desinler ki A Muhammed, A İsmail, A Fatma, A bilmem ne. İşsiz kalacaksınız. Sizi 6 ay polislik kursuna göndereceğim. 6 ay sonra polis olacaksınız. Bak maaşın da yükselecek. Her ayda maaşın garantide olacak. Beklemeyeceksin şimdiki gibi ödenecek mi, ödenmeyecek mi? Sigortan yatmayacak, ihtiyaç sandığın yatmayacak. Bunu da yapabilir. Veya ben bunu yapmayacağım, cesaret edemem der. O zaman ilk hiç olmasa ilk etapta 100 tane polis alırım Nisan ayına kadar. 100 tane polis alırım. Ha, bunu da söylediğimi şimdi biliyorum. Özellikle Sedar Bey diyor ki polis okulu 60 kişiliktir de almaz. Yani polis okulunun şartlarında eğitim yapılabilecek çok yer var elimizde. Çok alan var, boş atıl durumda yerler var. Bir yığın salonlar, balonlar yapılabilir. Bu şey değil yani, mazaret değildir. Daha hızlı bir sistemle bu iş geliştirilebilir. Aylar, yıllar geçti, polisin eksiği tamamlandı. Biraz önce söyledim, kaza olur, polis koşacak. Cinayet olur, polis koşacak. Efendim Hüseyin biri birini döver, polis koşacak. O öteki ötekine bilmem ne yapar, polis koşacak. Şeyleri ne yapacak? Bir Ali bar oldu şimdi. Bar doldu ortalık. Barlarda yarın birkaç kişi, birkaç tane bayan servis yapmaya başlarsa ne olacak? Onu nasıl durduracak? Bayanlar çalışamaz diyecek orada. Şimdi aklıma geldi. Bu gece kulüpleri meselesi açılınca. Benim yeğenim Londra'ya yerleştiğinde, daha ben birkaç yıl sonra da ben gitmiştim. Gittim yeğenimi ziyarete. Bana dediler al gencecik yeğenini de bir gezdir, bir Westen'e götür dediler. Ben Londra'yı tabii yaşamıyorum ama iyi biliyorum. Aldık gittik Westen'e. Yürürken baktım camın üzerinde bir şey, gece kulübü tabii bu, dolu yolun üstü Westen'de. 5 istelin diyor, live show. Birinci içki de diyor, içki de bedava, giriş ve live show bedava. Amca hadi girelim dedik. Girdik, verdik 5-10 kağıt içeri istelin. Oturduk 5 dakika sonra kadın geldi. One whiskey? No. Bir whiskey? Yok. Bir başımıza geçelim. Show mu da yok ha. Show falan da. Yarım saat oturduk, ne show var ne bir şey var. 1-2-3 parayı ondan sonra reddettiğimiz halde içki ısmarlamasını 400 isterlin yanımıza gelmiş oturmuş diye. Kendi geldi oturdu. Bayan 400 isterlin dedi. Yoktur para dedik. 3 tane birden koruyu çıktı karşımıza. Burası Avrupa'nın beşiği, merkezi, demokrasinin beşiği, göz bebeği, dünya ticaretinin geçtiği Londra. Ha burada da olsun da adamları haraca bağlasınlar diye söylemem bunu. Yanlış anlaşılması. Çok sıkı bir şekilde denetlenmesi de gerekir diyorum. Denetlenmelidir, kontrol altında olmalıdır. Özellikle sağlık koşulları ve insanların şiddet görmemesi son derece önemlidir. Bunu oturup bir uzlaşı noktasıyla halletmekte çok büyük fayda vardı. Bence Lefkoşa Belediyesi bu konuda çok acele etti. Üstelik mahkeme sürecinin tamamlanmasını beklemeden yapmış. Ya bu arkadaşlardan kimseyi ne tanırım, ne ilgim var, ne de hayatımla gittim.
Ne de bet oynadım, onu da söylüyorum. Bet de oynamadım hayatımda. Hiçbir gazinoda oyun da oynamadım. Ama gerçekleri konuşmak zorundayım. Ben Rum tarafından çıkan haberleri okuyunca 2-3 günde bir pompalıyorlar bu haberleri. Aman diyorum, geliyor bu tarafa tehlike. Şimdi bunlar da bunu kaybederse buradaki istihdamlar 1000 kişi dedi. E benim bildiğim yani öyle işletmeleri var. 3000 kişi çalıştı. Oteller 4000 kişi. Bu sektörlere bir zarar gelirse ne olacak? Bunların yarısı artık vatandaştır. Yarısı vatandaştır. Bu ülkenin durumu ne olur? Onun için yani bilinçli hareket etmek lazım. Planlı programlı hareket etmek lazım. Ödeme güçlüğü olan insanların kontrolü çok önemlidir. Bunun sağlanması lazım. Senet mafyaları türediyse bunların önlenmesi lazım. Bir başka mesele daha dikkatimi çekiyor. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Bu siyasilerin karşısına dikilen bazı arkadaşlarımız var. Bazen gazeteciler, bazen devlet memurudurlar, bazen başka şeylerin danışmanıdırlar. Allah'ım yarabbim ya. Saldırır nice bir taraftan. Sonra bakarım 2 gün sonra orada. Saldırı bir taraftan, sonra bakarım duyarım. Reklam, sponsorluk almayınca göm üstüne. Ben bunların etkisinde kalarak devlet yöneteceğim. Nasıl bir anlayıştır bu? Olmaz. Özkan Bey'in yorumunu, sorusunu aktaralım. Sayın Reşit Akar, ben Londra'da yaşayan bir Kıbrıslı vatandaş olarak Londra Ercan uçuşlarını da gündeme getirmenizi rica ediyorum. Çünkü vatandaşların çoğu Rum tarafına yönlendiriliyor demiş. Buyurun. Evet. Bunu daha önce bir programda yine geliyor Londra izleyicilerimizin. Değerlendirmiştik. Bence hükümetin öncelikleri arasında bu uçuşlar olmalıdır. Londra'da yaşayan Kıbrıs'takinden daha fazla Kıbrıslı Türk insanımız vardır. Hiç olmasa bu insanların kendi öz yurtlarıyla, vatanlarıyla ilişkilerini geliştirmek, bağları koparmamak için onların buraya gelişini teşvik edici önlemler almalıyız. Ve bunun da başlıca yolu bu aktarmalı uçuşların son bulmasıdır. Bu kazık fiyatların son bulmasıdır. Bu konuda uçak şirketleriyle ciddi ciddi görüşülmesi ama en önemli konu da Türk Hava Yolları'dır. Türk Hava Yolları'yla bu konuyu bir an önce hükümetin konuşup çözmesi lazım. Eğer Sayın Tufan Erhürman randevu alırsa ve Sayın Binali Yıldırım'ı ziyarete giderse önceliklerinin arasında bu mutlaka olmalıdır. Pahayla biçilemeyecek kadar değeri vardır bunun. Bu insanlarımızın buraya gelmemekteki nedenlerinden bir tanesi budur. Veya Larnaka'yı tercih etmelerindeki nedenlerden biri budur. Larnaka'ya da her zaman uçak bulamayabilirler. Çok yoğun turist var giden Larnaka'ya. Geçen yıl İngiltere'den bildiğim kadarıyla 1 milyon 300 bin İngiliz gitti Güney Kıbrıs'a. 1 milyon 300 bin İngiliz. Onun için her zaman yer bulmayabilirler. Bu tarafa Londra'dan Kıbrıs'a aktarması uçak seferleri hayati önem taşıyan bir konudur. Bunu mutlaka gündeme alması lazım hükümetin ve çözmesi lazım. Öncelikle bana göre Türk Hava Yolları'dır. Evet. Sona geliyoruz yavaş yavaş. İsterseniz çok kısa dünkü konuğumun yorumu, çünkü bu önemli bir konu. Bugün gazetede var. Şimdi bütçe görüşülecek şeyde. Bir düşündüm, bütçe 5 milyar TL. Devletin borçları var. Tabii bunların, bu iç borçların geriye dönüşüyle ilgili bir çalışma yok. Ama kooperatifin sadece kooperatifin yönetim kurulu başkanının ifadesi 3 milyar TL dön demiş, geri dön demiş kredi var. Sadece kooperatifin, diğer banka ve fonlarda düşündüğümüzde devletin demek bütçesi kadar kooperatife borçlar. Borçlar var. Çok ona önemli bir konu Aytu bu. Yalnız bir mesaj geldi, onu da okuyayım. Tabii. Diyor ki ben diyor şu anda din sitesinin önünden başlar kuyruk diyor gönderi çemberine kadar. Yollarda diyor her taraf çukur diyor. Din sitesinin önünden
Gönleri çemberine gitmek ne demektir? Ben bunun acısını yaşarım, sen de yaşarsın. Evet. Ben 15'te bir mülkiyeler programının çekimi için Girne'ye hareket edeceğim Alsancak'a. 6.30'da başlar çekim. Bana göre yarım saat olması lazım yol. Yarım saat diye düşündüğümde bir saat geç giderdim. Konuklara ayıp ederdim. Bir saate çektim şimdi. 5.30'da sanayi bölgesinden çıkıyorum. Aman Allah'ım, en az 20-25 dakikada Doktor Fazıl Küçük Ulgan'dan oraya 1 kilometre yoktur. 25 dakika, yarım saatte çembere geliyorum. Oh diyorum, bas basa bildiğin kadar artık o saatte trafiğe uyalım diyen adam, ben devamlı bunu söyleyen adam. 150-150. Girne'ye geldim, döndüm Alsancak yoluna. Geldim çıkarma plajının yanına. Allah! 300-400 metrelik yol 30-35 dakikada o sürüyor. Ben bunu istiyorum. Şimdi bir an önce bunlar hemen çözülmesi lazım. Nasıl? Ben yol yapamam ya bir günde. Yapma yolu yapamazsın bir günde. Ama gene bir taraf onu çalışırken, proje çalışırken bir taraftan da bazı kurallar koy. Mesela bu yoğun saatlerde kamyonları yasakla. Öğrenci otobüslerinin saatlerini değiştirsinler. 5.30'da bitmez derse. O saat koymasın 6'da. Daha değişik saate koysun o üniversite otobüslerini. Tedbir al. Dozerler sokağa çıkmasın o saat. Tedbir al. Polis bu 600'ü tamamlarsalar inşallah, ki tamamlayıncaya kadar bunlar 600'ü, 1600 daha ihtiyaç olacak. Bu kadar çok adli olayın yaşandığı bu ülkede. Polis gelsin bari düdükle. Çünkü bazı trafik lambaları biliyorsun öyle bir ayarlanmıştır ki 10 sene evvelki nüfusa göre. Yani bir taraftan kırmızı bir dakikada bir yanarsa diğer tarafta 30 saniyede yanıyor. Onu düdükle ancak bizim gibi ülkelerde. Gene aklıma şey geldi. İbrahim Tatlıses'in Sabuha, bir de Kemal Sunal oynadığı film vardı. Sabuha bekle. El ara bir şey oldu işimiz. Sabuha'yı da ben önce İbrahim Tatlıses'ten dinlettiler bana. Nasıl bir şarkı ya dedim bu şarkı. Aman Allah'ım git. Bana dinleten de nasıl şarkı dedi. İstanbul'dayım o gün. Gece güzel bir sofrada iyi biçiyoruz. Bir abim iyi saatte olsun. Ne diyeyim şimdi ben? İyidir abi dedim. İyidir dedim diye biter şarkı bir daha Sabuha. Biter şarkı bir daha Sabuha. Sonra tesadüfe bak. Suriye'de iç harp var. Günaydın beni görevlendirdi. Suriye'ye gideceğim. İstanbul'a gittim. İstanbul, Şam. Şam'da indim. Şam'dan şeye geçeceğim. Halep'e. Bindik bir dolmuşa. Şoförün yanında oturuyorum. Koydu üzerine kaseti. Sabuha. Allah Allah, ben bunun hangi şarkı ya? Ben bunun Türkçesini dinledim diyorum. Meğer Sabuha'nın orijinali zaten adından da belli. Arapça. Ta Halep'e gideyim geleyim. Şoför de şarkı çaldıkça Sabuha dediği zaman Arap kafa düşer yere. Vuracak bir tarafa öleceğiz. Aman derim vururum ayağına. Uyanır tekrar Sabuha. Şimdi aklıma geldi. Hadi evet. Bugün belki bir jest yapar biz arkadaşlar da o Sabuha'yı dinleyerek bitirirler. Ama bu şeyi söyleyeyim. Kooperatife olan girmeyin borç. Girmeyin ona. Yolla ilgili Özer Bey'in yorumu var. Yol yapmasınlar. Trafik sıkışık olduğu saatlerde o bölgedeki birçok şantiyeye seyahat edin. Kamyonların yola çıkması yasaklansın. 2 tane polis bunu her günde deyip ceza kesebilir. Evet. Ve yürütebilir bu işi. Aynı görüşteyim. Şimdi 3 milyar Türk lirası ülkemizin en önemli, en büyük yerel bankası, Kooperatif Merkez Bankası. Nereymiş bu alacak, neredenmiş? Diyor ki en büyük alacak telekomünikasyon dairesi. 2,5 milyar. Geri kalan para 600 milyon kadar da para Toprak Ürünleri Kurumu. Bu iki kurum da batmış demektir. Yani hani özelleştirilmesinde özerkleşsin dediğimiz yıllardır. Hangi siyasi parti bana hangi gerekçeyle bu telekomünikasyon dairesini hala savunuyor ben anlamakta zorlanıyorum. 2 milyar 600 milyon lira devletin bankasına olan borcunu unutuyor muyuz? Unutturmak mı isteriz? Bu para halkın parasıdır ya orada. Sizin paranız değil. Benim yatırdığım, ötekinin yatırdığı mevduatlardır. Bakanlar Kurulu kararı da alınmış bu parayı bizim
değildir diye görmek mümkün değildir. Bankanındır. bu parayı niye ödemiyorlar? Şimdi yeni bütçede de bunun ödeneceğine dair bir kalem olduğunu duymadım. Yok, yoktur. Nasıl olacak o zaman? Ama zaten geçmiş bütçede daha 100 milyon falan konurdu. Yani faizi bile ödemezdi. Faizi bile ödemezdi. Evet. Şimdi bu nasıl olacak bu iş? Ve hala daha bu telekomünikasyon dairesi özelleşme böyle devam edecek. Da devlet hastanesinin telefonu da 11 gün çalışmayacak. Tamir edemeyecekler. Bence hakikaten gerçekten yani Türk işi, Arap işi, Şam işi bir şeyler oldu bizim ülke yönetimi. Anlamakta peki, zorlanıyorum. O zaman Arap işiyle bitirelim arkadaşlar. Hadi şarkımız hazırsa herkese iyi bir hafta sonu dilekleriyle programı noktalayalım. Salı günü, salı akşamı Kaplıca Köyü'nde Halk Meclisi, onu da hatırlatmasını yapalım. Sayın Reşit Akar'la birlikte Kaplıca'da olacağız ve oradaki bölgelilerle canlı yayını gerçekleştireceğiz. Pazartesi günü tabii detay programla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün Arap iş konuştuk madem ki öyle bitirelim. Herkese iyi tatiller, görüşmek üzere.